Merhaba arkadaşlar, bugün evde sadece 4 makarayla evde hangi spor hareketlerini yaparsınız onu göstereceğim. Bir önceki videomda makaraların nasıl yapıldığını anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz kanalıma girip bir önceki videoma bakabilirsiniz arkadaşlar. Hareketleri göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hareketleri sırt, kanat, kol, göğüs ve omuz olarak sizlere anlatacağım. Önce sırt, kanat hareketlerinden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle burada makaralarda kullandığımız demirlerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek göstereceğim hangi hareketlerde hangilerini kullanıyoruz. Burada yaklaşık bir 7-8 tane demirimiz var arkadaşlar. Şu demir de var. Ayrıca burada kullandığımız ağırlıklarımız var. Mesela bu 50 kilogram, bunlar 25 kilogram, 15 kilogram. Şimdi geçelim arkadaşlar sırt hareketlerine. Sırt hareketlerinin çoğunluğu üstteki iki makarayı birleştirerek yapılır. Şu şekilde göstereyim. Buradan şu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra şu demiri alıyoruz arkadaşlar. Hareketlerin isimlerini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama hareketlerin nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Hareketlerin ismini tam olarak bilemiyorum. Şu şekilde sırta çekiş arkadaşlar. Oturuyoruz bu şekilde. Sırta doğru çekiyoruz. Görüldüğü gibi. Yani spor salonlarında da aynı bu şekildedir bunlar yani. Sadece o bir makine olarak gözükür ama burada bir istasyondur. İlk hareketimiz buydu arkadaşlar. İkinci hareketimiz bu sefer bununla arkadaşlar. Kanat hareketi. Şu şekilde tutup yanlardan tutamaçlı şekilde yaptım. Şu şekilde kanat hareketi arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci hareketimiz bu şekildeydi. Şimdi yine demirimizi değiştiriyoruz. Bu sefer bu demirimiz arkadaşlar. Kısa bir demir. Yaklaşık şu şekilde bir karışı arası var. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde yürüldüğü sırt kanat hareketi arkadaşlar. Bir diğer hareketimiz bu sefer burada gördüğünüz üçgen demirimiz arkadaşlar. Onu da burada takıp yine aynı şekilde sırt kanat hareketi arkadaşlar. Şu şekilde dar olarak yapılıyor. Tabi hareketler öğretmek sizin elinizdedir arkadaşlar. Ne kadar bilginiz varsa hareketleri de o şekilde türetebilirsiniz. Şimdi diğer sırt hareketlerini arkadaşlar. Hani makarada genellikle sırt hareketlerini yapıyorum ben. O yüzden sırt hareketleri çok fazla var. Yine göstereyim. Az önce üstten birleştirmiştim. Şimdi aşağı taraftan birleştiriyorum. Yine üçgen demirimi aldım. Şu şekilde. Bu şekilde oturup çekiş yapıyoruz arkadaşlar. Tabi ağır çalışacağım zaman bunu çektiğimde ben ileri doğru gidiyordum arkadaşlar. Onun için burada dambıllar var. Dambılları ayağımın ucuna koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde gitmesini engelliyor. Tabi ağır çalıştığım zaman oluyor. Normal zamanda dambıl koymadan da çalışabiliyorum arkadaşlar. Yine bir diğer hareketimiz. Şuna göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde üçgen bir demir. Kanat hareketi. Şu şekilde oturup tabi bunu her kol için yapıyoruz arkadaşlar. Sağ kol için yaptıysak sol kol için de aynı şekilde. Veya bidonun üstüne oturarak da yapabiliriz arkadaşlar. Ama ben yere oturmayı tercih ediyorum. Daha önceden bir yükseğe oturup yapıyordum. Ama yere oturduğumda etkisini daha fazla hissettiğimi fark ettim. O yüzden yere oturup yapıyorum bu hareketi. Bir diğer hareketim yine kanat için şu
Şu şekilde tutun. Bu şekilde kanat hareketi. Görüldüğü gibi. Tabii bunun ters tutuşu da var arkadaşlar. Farklı bölgelere vurun. Şu şekilde. Görüldüğü gibi. Bir diğer sırt hareketi bu arkadaşlar. Şu şekilde gösterin. Burada gösterin. Ağırlığı takıyoruz. Şu şekilde alnımıza doğru çekiyoruz arkadaşlar. Yine sırtımızı çalıştıracak bir harekettir. Şu şekilde. Yine aynı sistem bozmadan kanat hareketi de var arkadaşlar. Şu şekilde. Ben iple de yapıyorum. Normal şuradaki düz barımla da yapıyorum arkadaşlar. Bununla da yapabilirsiniz siz. Ben bununla da yapıyorum. Fark ediyor mu bilmiyorum ama yine kanat kaslarınızı çalıştırır arkadaşlar. Sırt kanat hareketleri genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi pause hareketlerine geçelim arkadaşlar. Biceps hareketleri. Biceps hareketlerini önce sehpa kullanmadan göstereyim arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Yine sistemimiz şu şekilde. Buradan aşağıya takıyoruz. Şu şekilde. Ben bu hareketi kademeli olarak yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde durdu. Çektim. Bu şekilde. Yani bu kompleks bir harekettir. Yani şu şekilde yaptığınız zaman göğsünüzü yukarı toparlayan hareket de olur. Ama direkt şu şekilde yaparsanız veya bu şekilde hamur hareketi olarak da yapabilirsiniz. Veya bu şekilde o yapabilirsiniz. Buydu. Abi buradan yine bununla da çalışabilirsiniz. O da şu şekilde buradan tutup şu şekilde arkadaşlar görüldüğü gibi bu şekilde de çalışıyorum. hareketlerimin çoğu dediğim gibi üçgen sehpaları. Şimdi onu göstereyim size. Şu şekilde. Bunu da yine kendim yaptım arkadaşlar. Daha doğrusu babamla beraber yaptık tasarımını falan. Bu şekilde. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. İstersen şuradan çek. Önce bundan başlayayım isterseniz. Bu şekilde buraya takıp burada demir koyacağımız yer var arkadaşlar. Daha sonra ben buraya bir minder atıyorum daha rahat çalışmak için. Şu şekilde biceps hareketi arkadaşlar. Göründüğü gibi. Tabi bunu şu demiri kullanarak geniş açılı olarak da yapabiliriz veya düz olarak da veya dar tutuş olarak da yapabiliriz. Geniş, orta ve dar bicepslerinizin farklı bölgesine vurur. Geniş tutarsanız iç kısmı açar, dar tutarsanız dış kısmı açar. Böyle tutarsanız da tepecik oluşturur arkadaşlar. Daha sonra burada kirişteki ipimle de bir hareketim var. Az önce ayakta yaptığım hareketin sehpada yapılan türü makine olarak diye söyleyeceğim. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Yorulduğu gibi. Yani dediğim gibi hareketler türetmek sizin elinizde. Biceps hareketleri bu şekildeydi. Şimdi triceps hareketleri arkadaşlar. Triceps hareketlerin çoğunu tek makara üstündedir. Yani çift makarayla pek nadirdir arkadaşlar. Yani benim yaptığım sporlarda burada yani. Şu şekilde yine bununla başlayayım arkadaşlar. Buradan alıp bu şekilde triceps. Gördüm. Daha sonra buradan bu demirle arkadaşlar. Bununla da şu şekilde triceps çalışabilirsiniz. Veya ters tutuşla yapabilirsiniz. Sıkıştırma olarak. Şu şekilde. Bu şekilde veya ileri doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şu
şu şekilde ileri doğru biceps çalışıyoruz arkadaşlar. Veya bir farklı hareketi arkadaşlar burada şu şekilde. Yani sadece bu sistemle yaklaşık 3-4 hareket yaptık arkadaşlar. Yani sadece 4 makarayla çok fazla hareket yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir spor salonu kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız iş makaralar kurmaktır. Çünkü sadece makaralarla bile vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Yani bu şekilde hareketler. Tabi omuz hareketleri de var. Onu da göstereyim. Buradan 2 demir var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde ters tutuyoruz. Ve açıyoruz arkadaşlar. Arka omuzumuza vurur bu hareket genellikle. Tabi tutuşunuza göre değişebilir. Ben bu şekilde tuttuğum zaman arka omuzuma vuruyor arkadaşlar. Bu şekilde veya alttan tutup da göstereyim. Altla üst makarayı birleştirip yan açış da yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Ağır olduğu için tam yapamadım. Yine omuz hareketleri bu şekildeydi. Nefes nefese kaldım. Bu şekilde. Şimdi göğüs hareketleri. Göğüs hareketleri bildiğiniz gibi basit hareketler arkadaşlar. Yani iki hareketim var göğüs için. Yani klasik bir hareketimiz. Göğüs sıkıştırma. Şu şekilde. Abi bunu biraz aşağıda tutarsanız aşağıya toparlar. Şu şekilde. Ortada yaparsanız ortaya toparlar. Biraz üstten yaparsanız üst göğsünüzü toparlar arkadaşlar. Yine tutuşunuza göre göğsünüzün çalıştığı yerde değişir. Bir diğer göğüs hareketim. Bir önceki videomda da göstermiştim arkadaşlar. Bu şekilde alttaki makaraları birleştirdim. Daha sonra yine kullandığım üçgen demirleri taktım. Bu şekilde adımımızı alıp şu şekilde göğüs hareketi arkadaşlar. Göğsünüzü yukarı toparlamaya yardımcı bir harekettir. Şu şekilde. Veya bu şekilde yapmak istemiyorsanız burada da yapabilirsiniz o göğüs toparlama hareketini. Şu şekilde göstereyim size. Yine bu demir şeyim, ipim. Buradan yukarı doğru toparlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi karın hareketim de var arkadaşlar. Kendimce en etkili karın hareketini ben makarada yapıyorum. Size de göstereyim ben. Şu şekilde yine ipim arkadaşlar. İpi buraya takıyorum. Şu şekilde. Şuraya atayım. Bu şekilde sıkıştırma yapıyorum arkadaşlar. Yani bence en etkili karın hareketlerinden birisi budur arkadaşlar. Çünkü ben hep bu hareketi kullanıyorum ve karın kaslarımı diğer hareketlere göre daha fazla çalıştığını hissediyorum. Hareketlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendi salonunuzu kurup kendi sporunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Danışmak istediğiniz bir konu olursa açıklamadaki linkten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol sporlu günler.